Ay, sen de kimsin be? Ben bu evin sahibiyim. Sen kimsin? Aa, ben Ziya Hoca'nın ablasıyım. Ne? Hı hı. Adım Cansu. Nerede lan bu kadın? Nerede? Efendim, buyurun. Ah, mersi. Ziya Hoca'nın bir kardeşi olduğundan haberim yoktu. Memnun oldum. Ben Ekrem. Ben de çok memnun oldum. Söylemiştim, Cansu. Siz şimdi yani Ziya Hoca'nın kayınpederi oluyorsunuz. Yok, öyle değil. Zehra benim kızım değil, torunum. Ne? Hadi canım. Ay vallahi da billahi da inanma. Ay sen çok dinç görünüyorsun bebeğim. Ay senden dede olmaz, aslan gibisin. Maşallah. Aa. Teveccühünüz. Ha. Öyle. Şimdi bittin oğlum Şevket. Kendine mezarlardan mezar ver. Ekrem Bey, çok özür dilerim. Gerçekten sizden çok özür dilerim. Cansu ablamız bizim eski bir ablamız. Bu gece müştemilatta bir gece kalacaktı. Çok ortalıkta dolaşma dedim ama dolaştı. Sizi rahatsız etmesin dedim ama etti. Kusura bakmayın. Çok ayıp Şevket. Çok ayıp. Ziya Hoca'nın kardeşi müştemilatta kalacak ha? Kardeş, ablası. Ha, ablası. Ablası, evet ablası. Şevket, Cansu Hanım benim bundan sonra misafirimdir. Bizim evde kalacak. Sizin misafiriniz mi? Şurada kalın. Çok naziksiniz Ekrem Bey de. Ben evimin yandığını anlattım da Ekrem Bey'e. Yan evi. Oğlum, kekeme mi oldun yine? Durursun. Evi yandım, oydu. Cansu Hanım istediği kadar bizim evde kalır. Damadımın tek akrabasını dışarıda bırakacak değiliz. Ay, Ekrem Bey çok naziksiniz de ben bazı eşyalarımı almak zorundayım. Bugün değil de yarın taşınsam olur mu? Olmaz ne demek hanımefendi? Tabii olur. Şevket size taşınmak için yardımcı olsun. Ay bir de bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Burada olduğumu Ziya Hoca'ya söylemedim. Sürpriz yapmak istiyorum. Aramızda kalabilir mi? Aramızda. Ben de sürprize bayılırım hanımefendi. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyeceğim. Tamam. Arzu ederseniz size bahçeyi gezdireyim. Ay zahmet olmasın. Rica ederim. Ay peki, memnuniyetle. Buyurun. Abla akıllıdır oğlum. Şimdi bitti Şevket. Nasıl anlatacağım onu Pertenkele? Nereden çıktı Cansu abla ya? Zaten ben yeterince batırmıştım ortalığı.